olmak için sizlerle, sizleri buraya davet ettik. Sizler de icabet ettiniz. Ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. Yanımdaki arkadaşlarım Bandırma Cami Görevlileri Dernek Başkanı, Türk Diyanet Vakıf Sen ilçe sorumlumuz, Diyanet Sen ilçe temsilcimiz, basın enformasyon sorumlusu arkadaşlarımızla sizleri kutlu doğum arefesinde selamlıyoruz. Bu seneki ana temamız, sizlere tabii notlarımızı ifade ettik, sunduk. Ama çok önemli, Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukuku ana temasında programlarımız devam edecek. Bu verdiğimiz listede de programların ayrıntıları var. Mesela pazar günü gün boyu sürecek lokma şölenimizde sabah 10'da lokma kahvaltısına sizleri bekliyoruz. Protokolle beraber Cumhuriyet Meydanı'nda her sene olduğu gibi lokma kahvaltısı yapacağız. Diğer programlarımız da devam edecek. Bu arada işte en ana konferansımız Profesör Doktor Mehmet Emin Ay hocamızın şoförler odası sağ olsun çok nezih bir yer yaptı. İlk program orada bize nasip olacak. 20 Nisan günü de öğleden sonra orada bu büyük konferansımızı sizlerle ve halkımızla paylaşacağız. Bir diğer bu seneki güzelliğimiz Bandırma Müftülük Cami görevlilerimiz tasavvuf konseri geçen sene salonda vermişlerdi Barış Manço'da. Çok büyük beğeni topladı. Yoğun istek üzerine bu sene cezaevi personeline, cezaevindeki mahkumlara, bay ve bayan mahkumlara çok özel bir tasavvuf konserimiz olacak. Tabi sizler de ona ayrıca davetlisiniz protokol üyelerimizle birlikte. Bay ve bayan mahkumlara böyle güzel bir konseri paylaşacağız. İşte bu vesileyle Cuma sabahı onu da hasretten ifade ediyorum. Saat 10'da Sayın Kaymakamımızda olacağız. Güllerimizle beraber haftayı açacağız değil mi? Sabah 10'da Sayın Kaymakamımızda olacağız. Daha sonra bilahare Başsavcımızı, Emniyet Müdürümüzü, Belediye Başkanımızı haftanın açılışını gerçekleştireceğiz. Böyle bir etkinlikler sürecinde 20 Nisan günü de her sene olduğu gibi işte bu haftamız 14-20 Nisan tarihlerindeki etkinliklerimiz sona erecek. Ben bu vesileyle zahmet ettiğiniz sizlere hassasiyetinizden dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Kardeşlik ahlakı, kardeşlik hukuku ana temasındaki mesajımızın toplumun her kesiminde etki uyandırmasını, merkez bulmasını, fayda etmesini ve haftamızın hayırlar getirmesini, huzura, barışa, dünya ahiret gelişimimize amacımız da bu zaten katkıda bulunmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. 89 yılından beri başlayan bu etkinlikler, 1989'dan beri başlayan etkinlikler toplumun tüm kesimlerinde gönüllere etki yaptı, merkez buldu. Faydadan variste değildir. Amaç Peygamber Efendimizin değişik yönleriyle güzelliklerini anmak ve hatırlamaktır. Ben izin verirseniz sizlere bu haftayı sembolize eden, Peygamberimizi sembolize eden ilk defa sizlerle selamlaştık. Gönlümüzü, programlarımızı paylaştık ve haftanın sembolü üyelerle siz değerli basın mensuplarınızla... Bir dakika, bir şey gelin mi? Hocam çeksinler bir yandan da.